Efendim mutlu günler. Güzel bir Perşembe gününde İçerel TV stüdyolarından ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Bugün elimiz ayağımız olan küçük ev aletlerini, beyaz eşyalarını, kısacası bir evin ihtiyaç duyabileceği en temel ihtiyaçlardan bahsedeceğiz ve bu ihtiyaçları konuşacağız. Mavi Spot'tan Ahmet Bey ve Hayri Bey bugün konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Sizleri burada ağırladık. Çok daha iyi olduk. Hayri Bey siz nasılsınız? Teşekkürler, çok mutluyuz. Valla bizler de sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Malum böyle Eylül, Ekim, Kasım, Aralık düğün zamanı öyle değil mi? Evet. Hal böyle olunca ev kuracaklar için en önemli ihtiyaçlardan biri olan beyaz eşyayı önemsedik ve sizleri bugün burada konuk olarak ağırladık. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve hemen şöyle birazcık sorularımla başlamak istiyorum çünkü epey soracağım soru var. Ahmet Bey, Mavi Spot ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Mavi Spot Beyaz Eşya 1955 yılında dedemiz manifaturacı olarak İstanbul Tahtakale'de ticari hayata başlamıştır. 1988 yılında ise Adana'da babam Mehmet Beloğlu Mavi Spot markası adı altında beyaz eşya sektörüne giriş yapmıştır. Ondan sonra Adana ve Mersin şubemiz aile şirketi olarak çalışmaya devam etmektedir şu an. Bu şekilde devam ediyoruz hala. Aile şirketi olarak başladınız ve evet. Çok ilginç. Dedeniz manifaturacı olarak bu sektöre giriyor. Bir şekilde işe yaratmaya atılıyor. Manifaturacı, konfeksiyon olarak dedemiz 1955 yılından. Ne kadar güzel. Ondan sonra işte beyaz eşya sektörüne babam Mehmet Deroğlu giriş yaptı. Biz de hala sürdürüyoruz yani. Siz de bayrağı ondan devraldınız, devam ettiriyorsunuz. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Şimdi aile şirketi olmanın da artıları vardır değil mi sektörde? Tabii ki yani aynen öyle. Aile şirketi demek yani bir işi yani tamamıyla göz önünde bulundurarak her şeyi dört dörtlük yani daha iyisini her zaman daha iyisini yapma açısından destekliyor yani arkanızdan sürekli yani. Ailenin o samimiyeti, o birlik, beraberlik duygusu ister istemez biz de yansıyor. Gerekirse elemanlarımızla bile artık yani aile olmuşuz. Hepimiz bir arada yani. Öyle yani hepimiz birlikte ailece yani çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Hayri Bey siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Çünkü birazcık da vizyonunuzdan, misyonunuzdan da bahsedersek. Valla evvela şimdi Ahmet Bey'e şöyle katılıyorum. Biz çalışanlarımızla hep iç içe, aile gibi olduğumuz için buna müşterilerimizi de, tüketicilerimizi de katıyoruz. Alışverişlerimiz bir kez değil yani, sürekli devam ediyor. Yani bir müşterimizle bir kez olmuyor. O da bizim kendi sıcaklığımızı onlara yansıtmamızdan kaynaklanıyor sanırım. Sürekli devam ediyor. Ne kadar güzel. Yani burada da zaten bizim yani vizyonumuz, hedefimiz Çukurova'nın en değerli ve en çok tercih edilen beyaz eşya mağazası olmak. Hı hı. Böyle bir hedefimiz var. Büyüterek, daha ücra noktalara giderek. Bu da nasıl olur? Tüketicilerin bizi sevmesiyle, tercih etmesiyle olacak. Buna inanıyoruz. İnancımız bu. Yani %100 müşteri memnuniyeti diyoruz. Eksiksiz. Müşteri odaklı. Yani her zaman müşteri haklıdır bizde. Evet. Müşteri haklı mıdır peki her zaman? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yani müşteriyle inatlaşılmaz, iddialaşılmaz. İlla ki ikna etmek zorundayız. Yani ikna olmadan olmaz bu iş. Sonu nereye yaparız arzın ikna edeceğiz. Küstürmeyeceğiz. Her zaman barış içerisinde kalma düşüncemiz yani müşterilerimizle. Evet. Yani misyonumuz da değerli müşterilerimize çeşitli marka ürünleri kaliteli ve hesaplı bir şekilde onlara direkt fabrikadan bir aracısız fabrikadan direkt tüketicilerimize ulaştırmak. Hı hı. Bizim buradaki rolümüz ne oluyor? Yani bir ikinci, üçüncü kişileri de araya soktuğumuz zaman ister istemez ürün fabrikadan gelene kadar yani herkes kar oranını kendine pay biçtiği zaman yükselecek bu fiyatlar. Evet. Bizim amacımız yani şimdi halk arasında gerçi açıklarız onu da spot olaylarında yani spot demek eski eşya demek değildir. Spot demek ucuz ürün vermek demektir. Hı hı.
Biz de bunu direkt fabrikadan aracısız alarak uygun fiyatlara ve kar oranlarımızı da düşük tutarak tüketicilere sunuyoruz. Yani en önemli şeyimiz, misyonumuz da bu yani. Hem kaliteli olsun, hem hesaplı olsun. Çünkü piyasada yani beyaz eşya deyip geçmemeliyiz. Yani dıştan göründüğü gibi beyaz eşya beyaz eşya değildir. TSE'siz, garantisiz, yani bir yığın ürünler üretiliyor. Şimdi müşteri geliyor, ya işte bu işte dolap değil mi kardeşim? Veya öyle gelen müşterilerimiz var. İşte bu televizyon değil mi? Televizyon televizyondur. Filan yerde şu var, sizde niye böyle? Veya burada şu var. Yani en başta müşterilerimizden istediğimiz yani araştırmacı olmalarını. Gerçi çoğunlukla araştırmacı müşteriler ama olmayanlara da tavsiye ediyorum yani. Çünkü bu bir kez alınmaz. Yani ucuz da değil alınan eşyalar. Evet. Yani ne şekilde üretilmiş? Çünkü şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternete girdiğimiz zaman her marka hakkında bilgi alabiliyoruz yani. Bunu kolaylıkla öğrenebilirler. Yani bundan dolayı biz kendimiz zaten onlar için, tüketicilerimiz için zaten hazırlığımızı yapıyoruz. Diyorum ki yani kaliteli ürün sunmaya çalışıyoruz. Kaliteli ürünü uygun fiyatlara. Uygun kaliteli fiyat ve hesaplı olarak yani satışımız mevcuttur. Bütün ürünlerimiz TSE'li, garantilidir. Servis garantilidir. Hiçbir şekilde tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Hem servisten garantili ürünlerimiz hem firmamızdan. Hem firmamızdan. Çift garanti. Yani, çift dikiş gibi diyoruz. Yani mavi sıfattan alışveriş yapmak bir ayrıcalıktır diyorum. Evet. Güzel. Sloganı da verdik. O zaman yani hemen devam ediyorum. Ahmet Bey, bir de hizmetleri sizden dinleyeyim mi? Hizmetlerimiz beyaz eşya ürünlerine üzerinde her türlü markaları ve ürünleri kaliteli ve hesaplı olarak tüketiciye sunmaktır. Yani bizim birinci ilkemiz, ticaretimizin prensibi uygun satmaktır yani. Her zaman hedefimiz bu şekilde ilerlemektedir. Peki firmamızın şubesi var mı? Şubelerimiz var, evet. İki Adana ve bir Mersin şubelerimiz mevcuttur. İki Adana, bir Mersin. Evet, evet. Bildiğim kadarıyla merkez de Adana'da değil mi? Merkez Adana, şube Mersin. Anladım, çok güzel. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Tabii içine gireceğiz, spot nedir, beyaz eşyanın açılım nedir, hepsini tek tek soracağım ama şimdi günümüzdeki en büyük problemlerden biri zaten istihdam. Şimdi Mavi Spot da benim bildiğim kadarıyla oldukça büyük bir firma. Tabii. Firmanızda kaç kişi istihdam ediyor ya da eleman alırken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi bünyemizde toplamda 16 kişi çalışmaktadır. Gerek sevkiyat için emek gösteren arkadaşlarımız, gerekse internet ortamında projeleri hazırlayan ekibimiz, gerekse aile olarak yani hep birlikte çalışıyoruz yani. Bu şekilde eleman alırken en gözettiğimiz kural, çalışacak kişinin deneyimli ve güler yüzlü, devamlı yani, bir kerelik değil yani, olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca müşteri ve her zaman haklıdır zihniyetine sahip olmalarını vurguluyoruz. Yani müşteri her zaman haklıdır. Bu zihniyeti biz her zaman vurgulamak istiyoruz. Çok güzel. Sizler bir şey, siz bir şey eklemek ister misiniz Hayri Bey? Şimdi ben Ahmet Bey'e katılıyorum. Zaten beraber çalıştığımız için en başta her zaman diyoruz yani bunu elemanlarımızı alırken. Yani bir sabah işe başladığınızda bir sorunuz var mı? Bir sıkıntınız var mı? Önce yani bir sahneye çıkar gibi çıkmadan önce perde arkasında bir konuşalım, evet, diyoruz. Evet. Ona göre yani bir sıkıntısı olan varsa müşterilerle birebir yani ilgilenmesine ziyade biz önce onlarla bir ilgileniyoruz, onları bir rahatlatıyoruz. Çünkü müşterilerimiz pozitif enerji alsın. Evet. Şimdi ilk dilinizle para kazanıyorsunuz. Yani tabii. Hem yani her şekilde müşteri kapıdan girdiğinde böyle bir rahatlamalı. Asık surat görmemeli. En başta bu. Ha, müşteri bir şey istediğinde veya bir şey sorduğunda yani buna bir cevap verebilmeli. Ha, elemanlarımızdan ne isteriz? Çalışan arkadaşlarımızdan. Yani satışa sunacağın ürün hakkında önce kendin bilgin olsun ki karşı tarafa sunabilirsin. Yani bu buzdolabıdır. Tamam. Kaç litreliktir budur. Bu basit bir anlatım. Ama bunların çünkü eskisi gibi değil ki. Milyonlarca ürünler, aynı litrede ürün var ama özellik çok farklı. Veya televizyonlarda
Yani bunun bilgilerini rahatlıkla verebilmeli, müşteriyi ikna etmeli. Ha şimdi müşteriye işte oraya yazdık, oku kardeşim diyemezsin. Evet. Okumak zorunda değil müşteri. Sen ona anlatmakla mükellefsin. Evet. Yani çalışanlarımızdan bunu istiyoruz. Yani daha mutlu olacağına inanıyorum müşterilerimizin de bu şekilde. Çünkü ağızdan duymak farklı. Şimdi anlamadığı kelimeler oluyor açıklamalarda. Evet. Yani bunları izah etmek bizim görevimiz. Bunları istiyorum elemanlarımda. Şeyi merak ediyorum. Şimdi siz birlikte çalışıyorsunuz ya, iş ortağısınız aynı zamanda. Şeyi merak ediyorum. Mesela biri gelip başvuru yaptı. Sizin içiniz ısındı Ahmet Bey ama hayır Bey siz şey yapmadınız. Yani bir davranışından ya da bir hareketinden. Bizim ortak kararlarımız %100. Yani, hoşlanmadınız. Ya, nasıl veriliyor yani kararlar? Şöyle yani şimdi ilk etapta gel işe başla denilmiyor zaten. Evet. Şimdi mesela Ahmet Bey'e müracaat etti. Böyle böyle dedi. Bana dedi Hayri Bey dedi. Yani böyle bir eleman geldi. Ne yapalım? Şimdi hakkında bilgisini alıyoruz zaten. Yani hemen gel işe başla demiyoruz. Bir düşünelim. Düşünme tabii payı veriyoruz. Şartlarımızı sunuyoruz. Ha, deneme sürecini alalım diyoruz. Yani illaki tamamen ilk görüşte de insanlara yok ben bunu almam diyemezsin. Yani bilemezsin tabii kişinin evet nasıl bir yapıya sahip olduğunu. Ortak karar neticesinde bir şeyler çıkıyor. Tabii, ama kesinlikle. Genelde şimdi Ahmet Bey muhasebe konularına baktığı için yani şimdi çalışanlarla ben daha iyi bildiğim için genelde Ahmet Bey pek o ilk etapta alalım abi demez. Tabii, bana tabii yönlendiriyor. Her konuda uzman olan biri var yani. Yani. Biraz daha sohbet edin diyor. Yani ben hemen zaten yazdığı özgeçmişiyle şeyle almam yani. Biraz sohbet ederim. Evet. Tabii tecrübe arıyorum illaki. Çünkü tecrübe çok önemli. Kesinlikle. Tabii tecrübesi, sohbeti, dili. Çalışmasının amacı ne? Niye çalışmak istiyor? Bunlar çok önemli. Ne için? Yani. Yani. Çok güzel vallahi gerçekten. Yani sadece para kazanmak için çalışılmaz. Tabii bir amaç olmalı. Bir amaç olmalı. Tabii tabii. Bir hedef olmalı insanın. Yoksa parayı her şekilde yani ama bedenen ama beynen yorularak bir şekilde kazanılır. Tabii. Evet. Önemli olan kendini geliştirerek. Geliştirmek. Para yani kazanmak. Bu önemli yani. Faydalı olarak para kazanmak kesinlikle öyle. Şimdi sürekli beyaz eşya, beyaz eşya denilen bir kalıp var. Belki ekranları başında bilmeyen evet izleyicilerimiz de olabilir. Bu beyaz eşya dediğimiz kalıp hangi ürünleri kapsıyor? Nedir şimdi bu beyaz eşya? Şimdi beyaz eşya deyince buzdolabı en başta ana ürünlerimiz. Hı-hı. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Tabii biz küçüktük. İlk işte beyaz eşya dedik ama arkasından İşte grisi çıktı, siyahı çıktı. Neden? Evet, niye hala beyaz eşya? Niye hala beyaz eşya diyoruz? Aynen. Yani hep sormuşumdur o soruyu kendime. İşte beyaz eşya kalıplaşmış çıktığından beri. Buna tabii artık yani buna soğutucu demeliyiz. Nofros, dondurucu demeliyiz. Evet. Yani kalıplaşmış beyaz eşya. Geliyor beyaz eşya alacağım diyor ama televizyon alıyor. Evet. Tabii tabii. Aynen öyle. Bilmiyoruz aslında o kalıbı da. Yani buyurun yardımcı olalım diyoruz. Çeşit çok. Şimdi biz tabii bizim firmamız da mavi beyaz eşya spot derken sadece ana ürünlerimiz yok. Ürün yelpazemiz çok. Bunun yanında derin dondurucularımız var. Televizyonlar, küçük ev aletleri, klimalar hepsini kapsıyor. Hepsini. Yani hayatımızda var olması gereken bir evin içinde ihtiyaç yani nasıl bir anne babaya şey veya işte büyüklerimize ihtiyacımız var. Ekmeğe, suya ihtiyacımız var. Artık bunlara olmazsa olmaz illaki ihtiyacımız evet var tabii hayatımızda. Kesinlikle. Çeşitte dolayısıyla teknolojiler ilerledikçe çoğalıyor. Evet. Siz de herhalde son teknolojiyi, modayı takip ediyorsunuz illa ki diye düşünüyorum. Ya şimdi ev aletleri deyip geçiyoruz ama ya o kadar güzel dizayn edilmiş ev aletleri var ki tabii o kadar güzel renkte, modelde. Tabii, yani tabii, bence tabii bu da çok önemli bir nokta. Şimdi yani sadece kalite de çok önemli bunda aldığımız şeylerde. Ya, bilmiyorum yani sadece bir görüntüsüne bakmamalı. Tabii, ya bir televizyon deyip geçmemeliyiz. Mutlaka öyle. Hani böyle tüketiciyi çeken şeyler vardı. Hani bir rengidir, ya, bir modelidir o falan onlardan bahsediyorum. O artık teknolojiye yetişemiyoruz artık. Artık yani küçük ev aletlerine özellikle evet tüketiciler alışmış ki. Evet. Direktman gelip gördüğü rengi değil de şu rengi yok mu diyor.
Yani hiç görmediği rengi bile sorabiliyor artık rahatlıkla. Tabii. Çünkü her renkte üretilir orada. Her renkte üretiliyor, evet. Buradan da direkt araştırmacı yani tüketiciye gelmiş oluyoruz. Tabii bu da tüketiciyi mutlu ediyor aslında. Yani hoşlandığı bir renk. Mesela bir araba alırken neden sevmediğin bir rengi alırsan sevmeyerek biniyorsun ona. Ama sevdiğin bir rengi alırsan rüyalarında onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun. Aynen yani. Öyle. Aynı onun kesinlikle gibi. Kesinlikle. Sevmek lazım. Yani beyaz eşyanı aldığın mutfak ürünlerini de sevmek lazım. Evet, katılıyorum. Daha iyi yemek yapmak için alacağınız ürünleri severek alın. Bir de biliyor musun? Bilmiyorum ama benim inancım bu da. Bir şeyi severek kullanırsan daha uzun ömürlü gidiyor. Sevmezsen, ısınamazsan çok çabuk bozuluyor gibi geliyor bana. Evet. Olabilir. Bunun bir etkisi olabilir. Yani bu bana dikkatimi çekiyor. Evet. Ben de yaşıyorum yani. Evet. Ahmet Bey, tüketicinin beyaz eşyada en çok tercih ettiği markalar hangisi? Ya da bir marka bilinci var mı? Marka bilinci olarak, yani zaten bilinçli bir tüketici olduğumuz için müşterinin en çok markadan ziyade kaliteli ve kullanışlı ürünleri tercih etmektedir. Lakin illa da marka diyen müşterilerimiz oluyor. Peki yani, şey mi yani... Gerçekten marka kaliteye etki ediyor mu? Yani edebilir. Haliyle markalar olunca da fiyatlar diğerlerine göre değişiyor, yaklaşık %30, %40 arasında bir fark oluyor. Yani. Hı hı. Şimdi çok özür dilerim. Markalaşmış ürünler illaki kaliteli de olmak zorunda. Çünkü bir markalaşması için bir ömrünü veriyor yani. Şimdi bunu kalitesiz bir ürünle, marka yaptım diye ben bir kalitesiz ürünle çıkamaz. Yani bir anda bütün emekleri boşa gidecektir. O güveni İlla, sağlamak zorunda. Tabii canım yani. Mi? Şimdi bir, yani bir maddiyatla marka elde edilmez. Bu zamanla tüketiciye bir ürün sunuyorsun. Yani tüketicinin memnuniyetiyle büyürsün, markalaşırsın. Markan korsun ama yani bir şeye isim koymak bu marka değildir. Herkes her şeyi koyabilir açtığı bir yere. Önemli olan bunu piyasada geçerli hale getirebilmek. Halka, tüketiciye sevdirebilmek. Yani amaç bu. Ha, sevdirdiğim bir şeyi de halk, tüketici sevmiş beni. Ürünlerimden memnun. Öyleyse bunu ben sürekliliğini getirmek için kalitemden ödün vermemeliyim yani. Sürekli kaliteli yapmak zorundayım. Evet. Doğru. Yani illaki de marka ürünler kalitelidir. Evet. Peki şey mi, sizde mesela markaların fiyatı olan etkisi nasıl? Sizin kurumunuzda, sizin firmanızdan? Ya şimdi dediğim gibi bizim ticaretimizin prensibi uygun satmak yani. Biz fabrikalarla direkt çalıştığımız için en uygun fiyata alıp en uygun fiyata satma bilinciyle yani çalışıyoruz. Bizim marka takıntımız yok tabii ki. Çünkü biz en kalitelerini en uygun fiyata satma, sunma prensibiyle o şekilde çalışıyoruz. Anladım. Şimdi beyaz eşya, küçük ev aletleri dediğimiz şey, evet, sürekli ihtiyaç duyduğumuz ürünler. Tabii, ama ki her zaman. Buna ihtiyaç duyarken de alırken hani çok da uygun fiyatlı ürünler değil açıkçası. Hani pahalı bir ürünler bunlar. En önemli konulardan bir tanesi garanti. Evet. Garantiyi nasıl sağlıyorsunuz siz? Şimdi garantimizi fabrikaların vermiş olduğu süreçler içerisinde yetkili servisler vasıtasıyla sağlıyoruz. Sizin kendi firmanıza ait yetkili ürünlerimiz. Şimdi bizde bir de tabii kendimiz illaki garanti firma olarak veriyoruz. Şimdi tüketici tek sadece şeye de artık şey yapmıyor, inanç getirmiyor yani. Garantili tamam 2 yıl sonra bozuluveriyor diyor. Burada bizim rolümüze gelince firmaya da güven olması lazım. Firma da çok önemli burada, satıcı firma. Şimdi ufak bir şeyden servis, işte bu garanti dışı diyor. Şimdi ben tüketicimi burada korumak zorundayım. İşte ne yapacak tüketici? Ben servise gittim ama bunun benden kaynaklanmadığını söyledi. Ben ne yapabilirim? Yine geliyor. O zaman ben ne yapıyorum? Tekrardan servise dönüyorum. Yani çünkü ben büyük bir firmayım. Ben müşterim siz tarafından üzülürse ben de üzülürüm. Müşteri benden de üşür. İlk etapta işte ben A beyaz eşyası veya B beyaz eşyası aldım demiyor. Ben filan yerden aldım diyor. Tüketici bunu diyor. Ben filan yerden aldım diyor. Önce sorumlu bizi tutuyor zaten. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için. Yani şimdi serviste bir tane değil zaten.
serviste de rekabet olayı var, servislerde de. Evet. Ne kadar çok servis işi yaparsa, ben de servislerimi seçiyorum. Bak kardeşim, en ufak şeyde müşteriye hemen garanti dışı deyip de çizip atma. Oluru varsa yardımcı olalım. Bu sorunu o kadar çok yaşıyoruz ki aslında tüketici olarak. Yaşanıyor, ben bunun evet. farkındayım, bilincindeyiz biz bunun. Tabii her zaman. Müşteri desin ki işte servisin, bir servisin olmaz dediğine, işte mavi spot devreye girdi de yardımcı oldu, garanti içerisine sokturdu. Yani benim buna gücüm yetebilsin, ben müşterimi mutlu edeyim. İlla ki yani hem firmamızın garantisinde hem servis garantisinde rahatlıkla yani ben müşterilerime yardımcı oluyorum. Bunlar da bilinçler, bilinçliler zaten. Devamını getiriyorlar yani. Oradan fark ediyoruz yani. Ah ne güzel. Şimdi çağımız internet çağı. Hal böyle olunca da internet üzerinden siz sipariş alıyor musunuz? Mesela eğer alıyorsanız bu ürünlerin ulaşımı nasıl oluyor? Ya da kapıda ödeme imkanımız var mı? Türkiye'nin her yerine ürün gönderebiliyor musunuz? Biraz bunların cevaplarını alayım sizden. İnternet üzerinden sipariş alıyoruz tabii ki. E-ticarete uyumlu web sitemiz mevcuttur. Gelen siparişlerimizi anlaşmamız olan lojistik firmalarımızla ürünlerimizi müşteri adreslerine direkt gönderimini yapıyoruz. Hı hı. Ücretsiz şekilde. Ücretsiz bir şekilde. Hı. Web site dediniz. Sitenin ismi şeyini alalım mı, adresini? Web sitemizin adresi mavispot.com diye geçiyor. Hı hı. Orada e-ticaret uyumlu, kredi kartıyla veya nakit kapıda ödeme şeklinde alışverişini yapıyor müşterilerimiz. Hı hı, çok güzel. Eğer incelemek isteyen izleyicilerimiz de olursa mavispot.com adresinden girip sitedeki ürünlere göz atabilirler, inceleyebilirler. Dilerlerse sipariş de verebilirler. Bunu da böyle arada söylemiş olalım. Peki ürünleri şimdi yani beğenilenler olduğu kadar beğenmeyenler de olabilir ya da bir şekilde iade etmek isteyenler olabilir. Geri iademiz nasıl oluyor? Şimdi zaten yasal olarak bir sürecimiz var. İade süreci zaten 30 gün iade süreci var ürünlerde yasal olarak. Bunda bir şey diyemiyoruz. Tabii ilk alırken müşteriye iyi karar vermesi konusunda yardımcı oluyoruz, net kararlar konusunda. Şimdi tüketicilerin bir kısmı da yani üründe memnuniyetsizliğinden değil de işte komşum geldi de bu iyi değil dedi. Gibi çok şeyler duyuyoruz özellikle hanımlardan, hanım müşterilerden. Şimdi neye göre iyi değil? İşte komşum bu süpürgeden almış da iyi çekmemiş. Veya komşusuyla birlikte geliyor, iyi çekmedi diyor. Bu süpürge mi çekmedi diyoruz mesela. Ya çalıştıralım diyoruz. İşte onun ayar düğmesi var mesela. Bunun ayarı da mı varmış diyor. Düşük ayarda çalıştırıyor. Bak yönlendiriyor yani müşteriyi. Şimdi bunda da müşteri beğenmedi de geri getirerek iade edek. Yani o güzel bir şey değil yani, ben tüketici için de diyorum ama koşulsuz iadeler yapılmak zorunda yani, almak zorundayız. Ama diğer bir şekilde zaten fabrika garantisidir. Fabrika garantisi vardır zaten. Arızalı çıkabilir kullanım süresi içerisinde. Bozuk çıkabilir. Yani bunları servis rapor tuttuğunda zaten mecburu iade almak zorundayız. Bizim de nakliye esnasında işte müşteri kullanmamış. Nakliye esnasında olan bazı hasarlar olabiliyor işte taşıma esnasında. Şimdi her yerde asansöre ürün almıyorlar. Merdivenlerden falan taşırken. Orada da ufak tefek çizikler olabilir. Yani neticede insan taşıyor bunu. Hiç sorunsuz, niye bu böyle olmuş veya kim yapmış sorgusu yok bizde. İademizi alıyoruz. Hemen yerine yenisini iletiyoruz. O konuda yani rahat olsunlar. %100 garanti veriyoruz o konularda. Bilmiyorum yani, müşteriler her zaman diyorum mavi spot'tan memnun olduklarına inanıyorum. Çünkü ben de yani bir alışveriş ettiğim yerden memnun olmasam bir daha gitmem. Ama memnunsam kilometre benim için hiç önemli değil. Orada bir güler yüz gördüysem, bir mutlu olduysam. Sıcaklık gördüysem. Yani çok müşterimizi de biliyorum, alışverişe gelmiyorlar. Sohbete de gelen çok müşterilerimiz var. Ya kusura bakma, yani işte bu taraftan geçiyorduk da işte bir çayınızı kahvenizi içelim. Sohbet için geldiğine bir şey almayacağız. Tabii buyurun diyoruz. Öyle müşterilerimiz de çok. Bu esnaflık için çok önemli bir yani, nokta aslında. Yani ticaret çok apayrı şey, esnaflık çok apayrı bir şey. Yani parayla olan bir şey değil bu. Evet. Ben ona inanıyorum. Yani para her şey değil yani.
Kesinlikle öyle. Ve sıradaki soruma diyorum ki genç kızlar ekran başına değil. Ben şöyle bir giriş yapacağım çünkü reklamlarda böyle beyaz eşyacılarda alışveriş merkezinde sürekli duyduğumuz bir kavram var. Düğün paketi. Nedir bu düğün paketi? Neleri kapsar? Sizde var mı düğün paketi? Tabii ki olmak zorunda yani bir beyaz eşya mağazasında. Olmazsa olmazdı zaten düğün paketi. Düğün paketi neleri kapsıyor? Tabii genel olarak ana ürünlerimiz mevcuttur. 3 ürün, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Bunun yanı sıra tabii yanında ufak küçük ev aletleri, televizyon, klima. O müşteriye kalmış bir şey tabii. Alışverişini yaparken ekonomisine göre yapıp alışverişini dile getirebiliyor yani. Şey oluyor değil mi? Yani mesela bu ürünlerin her birinin ayrı fiyatlı ayrı ayrı almaktansa paket içerisinde tabii, tabii. Değil mi? Şimdi çok paket olduğu oluyor. Zaman şimdi en başta tabii. Zaten yani paket derken zaten bizdeki amaç ne? Yeni evlenen çiftlere bir destek olmak. İlk baştaki amacımız bu. Şimdi ayrı ayrı bir 3 tane ürünü ayrı ayrı aldığı zaman misal 4 liraya alıyorsa paket halinde ve yeni evleneceklerine inan bazen diyorlar işte paket alacağız falan. 2 tane çocukla geliyor. Ya o da güzelmiş. Olmaz kardeşim diyoruz. Biz bu yeni evlenen çiftlere özel indirimlerimiz var. Onlara destek olmak amaçlı. Değişik paketler yapıyoruz tabii gün içeri yani her zaman farklı aynı değil. Mesela bazı paketlerimiz de var. Hatta ki biz ondan bahsetmedik. Tabii bizim sektörümüzde bir başka sektör daha var. Yani bizle beraber bizim çatımız altında. Bizim bir de gelinlik mağazamız var. Aa. Adana'da. Melisa Moda Evi diye. Bu paketlerimizin içerisine gelinlikleri de sunabiliyoruz. Mesela beyaz eşya alana gelinlik bizden veya kınalık bizden hediye gibi. Oo, çok iyi bir teklif. Tabii yani. Değerlendirilesi. Evet. Hatta bir kezinde fazla ileri gittim. Bizden beyaz eşya alanlara işte bayan gelirse işte damat hediye ediyoruz ve damat gelirse gelin hediye ederiz gibi. İşin esprisi. Yani öyle paketlerimiz de var tabii. Onlarda da yardımcı oluyoruz. Yani çok uygun oluyor yeni evlenen çiftler için. Hatta yani daha geniş tutsanız da işte mobilyaya da girseniz diye müşterilerimiz de çok. Evet. Ya işte onda herkes bildiği işi yapsın diyoruz. Ama inan yani insanoğlu, tüketici yani bir yerden alışveriş etmek istiyor. Talep arzı getirir yani, de derler çok ama çok yani. Çok kişiyle uğraşmaktansa. Ya bir de işte mavi spotoşlarına gidince hep aynı yerden alak diyorlar. Evet güzel güzel. Ahmet Bey ürünlerimiz sıfır mı yoksa depolu ürünlerimiz de var mı? Ürünlerimizin tamamı sıfır ürünlerdir. Ayrıca fabrikadan nakliyeden kaynaklanan defolu ürünlerimiz de mevcuttur. Defo derken bunu biraz açalım mı? Şimdi defo deyince genelde insanlar tüketici böyle olumsuz olarak karşılıyor ama burada olumsuz olarak bahsettiğimiz bir defodan bahsetmiyoruz aslında öyle yok, değil mi? Yok kesinlikle. Defolu ürünlerimiz nasıl oluyor? Onu ben size kısaca açıklayayım. Fabrikada veya nakliye esnasında, bantlama esnasında çizilen, hasar gören ufak tefek kılcal çizikler daha doğru öyle söyleyeyim. Bu şekilde çizilen cihazlarımıza defolu olarak satışa tekrardan sunuluyor. Garantisi de devam etmekte oluyor hatta. Garantisi fiyat uygun, devam garantisi oluyor. Devam ediyor. Ama ister istemez tabi ufak da olsa defonun fiyata da etkisi vardır öyle tabii değil mi? Tabii ki. Aşağı fiyat olur. Tabii tabii. %20, %30'a kadar aşağı olan hatta %50'ye aşağı olan bu defo oranına göre. Bak şöyle bir ürünlerimiz var. Defolu. Fabrikadan bize defolu geliyor. Zaten onlar ayrı geliyor defolu olarak. İşaretlenmiş şekilde. Müşteriye bunu satışa sunuyoruz. Defolu. Defosunu bulamıyoruz. Bana bunun defosunu göster diyor. İnan defo bulamıyoruz. Şimdi zaten hiç kesinlikle kullanılmış değildir. İçerisini açtığı zaman o bir yeni alınan ürünlerdeki o kokuyu bir alıyor. Bu diyor hiç de kullanılmamış. Yani defo zaten kullanılmış manasında değil, öyle algıladığı için ilk etapta. O zaman diyor neresi bozuk bunun? Defolu ürünlerimiz de ayrıca bizim motor garantimiz devam ediyor. Motorda hiçbir sıkıntı yok. Sadece taşıma esnasından, paketleme esnasından olacaklar. Ama hiç olmayan da var. İnan tabii bunlar bilgisayar ortamında kontrol edildiği için tabii. Fabrikada. Defoya ayırıyor. Ama gözle göremediğimiz çok ürünlerimiz var. Deposunu hiçbir şekilde göremiyoruz. Evet.
Bunu dahi kaliteli tanınmış firmalar, büyük firmalar yani onu bile defoya ayırıyor. İnan çok müşteri geliyor. Mesela ürün sunuyoruz. Ben özellikle diyor defolu aldım bir keresinde diyor. Hiç bozulmadı diyor. Ben yine defolu alacağım diyor. İlla yani defolu alacak. Ve buyurun diyoruz yani. Hatta çok zaman bir keresinde hiç unutmuyorum. Hatırlıyorsun Ahmet Bey. Evet. İlla işte defo dedi de defolu ürünümüz de kalmamıştı. Dedim getir oradan bir çekiş de dedim. Bir taraftan bir defo yapalım da. İşin esprisi yani. Böyle güzel anılarla da doluyuz. Yani. Aynen. Oluyor yani. Evet güzelmiş. Ahmet Bey satışlarımızın hepsi nakit mi yoksa kredi kartı kolaylığı da sağlıyor musunuz tüketiciye? Ya şimdi bizim satışlarımız spot ağırlıklı olduğundan dolayı nakittir yani. Hı hı. Biz müşterilerimize, tüketiciye daha doğrusu ödeme kolaylığı sağlamak açısından kredi kartlarıyla tahsil imkanı da sunuyoruz mağazalarımıza. Hı hı. Ama ağırlığınız nakit olarak anladığım tabii. Kadarıyla. Hı hı. O şekilde. Hı hı. Gayet güzel. Şimdi önce spot eşyadan bir bahsedelim mi? Sürekli spot diyoruz. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz de yahu nedir bu spot diye de eminim kendilerine soruyordur. Bir spot eşya nedir Hayri Bey? Şimdi evvela tüketicilerden yani bilinçli olan tüketicilerimiz illaki çoğunlukta tabii de. Şimdi spot deyince programımızın ilk başında dediğimiz gibi bir defa ikinci el veya kullanılmış ürün değil. Bunu kafalarından silmeleri lazım. Spot ayrıca sadece bizim sektörde değil. Spot bütün sektörlerde var. Otomobil sektöründe de var spot. Beyaz eşyada da var, mobilyada da var, her yerde var. Spot demek uygun fiyat demek. Uygun alınan nakit demek yani. Ürünün nakit alınıp nakit satıldığı piyasaya spot denir. Yani tüketici bunu ayırt etmeli. Şimdi adam ikinci el mağazası açmış veyahut da ikinci el bile değil yani hurda diyelim. Hiç kullanılmayacak şekilde ürünleri bile koyuyor. Tabii herkesin küçümsemeyelim alım gücü farklı. Evet. İşte öğrencilerimiz oluyor işte sıfır almayalım diyor. Bir iki sene okuyacağız işte evet. İkinci el falan olsun. Bize çok geliyorlar öyle işte spot yazınca işte sizde ikinci el var mı kullanılmış ürün var mı? Değil tabii buna her seferinde açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Spot nakit demektir. Yani ikinci elcilerden de illa ki onlar da tabii nakit alıp satıyorlar ama bizdeki fark sıfır ürünlerdeki spot. Yani evet. Orijinal kullanılmamış ürünleri uygun fiyata temin ettiğimiz için spot piyasasından uygun fiyata da satışa sunuyoruz. Amaç bu. Evet. Yani bunun tüketicilerin yani üzerine basa basa söylüyorum bilmelerini istiyorum. Yani kesinlikle ikinci elle karıştırmamalar lazım spotu. Hı hı. Spot demek nakit demektir. Hı hı. Çok güzel. Ahmet Bey spotçular nasıl çalışıyor? Spotçular nasıl çalışıyor? Az önce de bahsettiğim gibi nakit genellikle nakittir. Hı hı. Biz tüketicilerimize ödeme kolaylığı sağlamak açısından kredi kartlarına da tahsislendirme yapıyoruz yani. Bu şekilde bizim firmamız. Hı hı. Nakit veya kredi kartı. Kredi kartlarına da tahsis yapıyoruz peşin fiyatına. Hı hı. Şimdi bir de pardon özür dilerim. Bir de bizde şey var. Geniş çapta. Şimdi biz spot derken bizim firmamız çok büyük geniş çapta çalışıyor. Tabii. Bizim gibi çalışan Türkiye'de de bu beyaz eşya sektöründe inan Türkiye komple hepsinde ya 5 ya 6 tane firma bulabilirsin. Hı. Çünkü biz spot ürünlerimizi yani piyasadan almıyoruz. Direkt fabrikadan çalışıyoruz. Yüklü miktarda aldığımız için direkt fabrikalardan çalışıyoruz. Ve hiç aracısız direkt tüketicilere sunuyoruz. Yani bu ayrıcalığımız da var. Ahmet Bey sizce spotçulara eşya satmak mantıklı mıdır? Yani mantıklıdır. Kaliteli ürünleri tüketiciler spotçular vasıtasıyla uygun alma imkanı bulabilirler. Anlıyorum. Ya nakit alabilecek müşteriler için. Ha biz bunu nakit derken biz yine taksitlere bölüyoruz kartlara. Adı nakit. Adı spot nakit, nakit diyoruz ama yani çünkü malum yani tüketici
kolay kazanmıyor parayı. Zor yani, hepimiz de aynı şekilde. Şimdi bir şeyi birden o parayı vermek kolay değil. Yani parça parça ödemek hepimizin işine geliyor. Yani hepimiz tüketeceğiz nihayetinde. Ne kadar da şu an satıcı pozisyonda olsak da. Yani kolaylık sunarsak mutlu oluyorlar. Ben bir parça alacaksa iki parça alıyor. Üç parça alıyor taksite böldüğün zaman. Yani peşinci değiliz yani. Her türlü yardımda bulunuyoruz. Her türlü kolaylığı yani sağlıyorsunuz. Zaten son zamanlarda gerek beyaz eşya sektöründe gerekse farklı sektörlerde ikinci el eşya alım satımı birazcık arttı değil mi, mağazalar özellikle? Arttı. Onun biz de farkındayız. Şimdi tabii onu kim alıyor? Şimdi biraz önceki sohbette de bahsettiğim gibi genelde öğrenci tüketicilerimiz alıyor. Veyahut da işte yazlıkçı diye söylediğimiz, tabir ettiğimiz yaygacılar. Bizim burada yani niye fazla kullanmayacağız diyor. Ama ben şuna üzerine basa basa söylüyorum. Aslında ikinci el almak bir mantıklı bir şey değil yani. Şimdi ikinci el garantisi olmayan bir şey. Nihayetinde bu kulun yapmış olduğu, Allah'ın yarattığı bir şey değil. Kulların yaptığı bir alettir, makinedir. Bunun ne zaman gideceğini bilemezsin, ne kadar. Şimdi zaten bu ikinci ele düştüyse kullanan tüketici zaten onun ömrünü tüketmiştir. Yani ben bundan hoşlanmadım da satayım diyen çok nadirdir yani. Kesinlikle öyle. Çünkü ekonomik durumumuz hepimizin malum belli. Sıkıntı, yani sıkıntı içerisinde herkes. Yani kolay değil yani. Hayat zor. Ekonomik. Yani son demine kadar kullanıyoruz. Evet. Bundan yani çok, yani tabiri caizse Allah şifalar versin, ben şey yapmıyorum da, bir amansız bir hastalığa yakalanmış bir insandan yani daha bundan yani ne bekleyebilirsin ki? Evet. Doğru. Yani bunun doktorlar demiş bunun çaresi yok, bitmiş bunun pili demiş. Ya yani aynı ona benzetiyorum. Bu ikinci el eşya zaten ölmüş. Şimdi ne yapıyorsun? İşte ben bunu ucuz alıyorum diyorsun. 10 gün geçmiyor, 15 gün geçmiyor, bozuluyor. Ondan sonra bir daha tekrardan. Çok ya, kalite benim için önemli değil. Ucuz olsun dememeli. Yani dememeliyiz, hata ederiz. Çok daha büyük zarara uğrar. Kesinlikle. Çünkü. Hele ki hele garantisiz ürün hiç almamalıyız. Yani buna çok tüketicilere sesleniyorum yani. Bunun üzerine çok düşmeleri lazım. Garantisiz ürünü kesinlikle almamaları lazım. Yani bugün ucuz diye düşündükleri, hayal ettikleri ürün yani belki uzun süre sürmeyecek. Belki 3 gün, belki 10 gün, belki 1 ay, 2 ay sonra kendilerine daha pahalıya mal olduğunu farkına varacaklardır. Yani iş işten geçsin istemiyorum. Yani garantiye önem verilmeli. Evet. O halde ikinci el değil, spot diyoruz. Yani. Peki şimdi şöyle birazcık mağazacılık diyelim. Sizce mağazacılıkta satışı etkileyen en önemli faktörler nelerdir Ahmet Bey? Evvela güler yüzlü ve tecrübeli çalışanlarımızla hesaplı ve kaliteli ürünleri tüketiciye sunmaktır. Bu şekilde yani. Siz ne söyleyeceksiniz Hayri Bey? Mağazacılık genişliyor. Sürekli de mağaza açılıyor yeni yeni. Yani mağazacılık sürekli yenilik isteyen bir sektör. Dinamik bir sektör, öyle değil mi? Kesinlikle. Sürekli vitrin isteyen bir sektör. Evet. Şimdi Ahmet Bey'in dediği gibi de çok önemli. En başta tabii eleman, çalışanlarımız, müşteriye verdiği pozitif enerji, sıcaklık çok önemli. Bunun yanındaki etkisi de diğer konuda da tabii mağaza sürekli kendini yenilemeli. Sürekli yeni üretilen ürünleri getirmeli. Mağazanın amacı bu. Teknolojiyi yakından takip etmek. Yoksa normal bir çerçeveciden de alır. Evet. Şeyden de alır tabii. Mağaza yenilikleri takip eden firma demektir. Yani sürekli çeşitlerini çoğaltmalı. Tüketiciyi cezbetmeli. Kesinlikle. Yani aklını karıştırmalıyız evet. Tüketicilerin. Birazcık evet, kesinlikle. Yani, ama biraz yan etkisi de oluyor. Ha, bu sefer de kafam karıştı. Şimdi bizim mağaza bilmiyorum yani spot mağaza olarak yani bayağı büyük mağazamız. Müşteri geldiği zaman ya ben bu kadar beklemiyordum diyor. İşte kafam karıştı kafam diyor, ne alacak? Hangisini alsam acaba? Ben biraz daha düşüneyim. Şeyi de var ya yani öyle
şaşıran da var yani böyle. Tabii çok ürün sunalım diyoruz ama. Ama genelde yani tercih hakları daha da çoğalmış oluyor. Yani seçme hakları çoğalmış oluyor mağazacılıkta. Evet. Bence mağazaların tercih edilmesi her zaman avantajdır tüketici için. Araştırarak, sorarak, sadece fiyatlarından ziyade özelliklerini öğrenerek bir ürün almaları çok iyi. Bunda yani mağazacılıkta çok rahatlıkla bulabilirler. Çünkü normal bir küçük bir iş yeriyle büyük bir mağazanın sunumu bir olmaz zaten. Açıklamayı daha kolay öğrenebilir büyük mağazalardan. Kendini daha kolay ikna edebilir. İkna olur yani tüketici. Ondan dolayı mağazacılığı tercih etmelerini, mağazaları tercih etmelerini yeğlerim yani. Evet. Peki beyaz eşya sektörünün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Beyaz eşyanın geleceği çok büyük bir sektör. İnsanlık yaşadığı müddetçe ölmeyecek bir sektör. Çünkü biz beyaz eşyayla içli dışlı olduk. Hayatımıza girdi. Evet. Yani daha önce de bahsettiğimiz gibi sadece buzdolabı, çamaşır, bulaşık değil. İşte özellikle mutfak robotları o kadar rahatlık veriyor ki bizlere. Evet, kesinlikle öyle. Kahve yani, makineleri. Neredeyse el değmeden her evdeki yemeği bile üretir hale geldik o makineler sayesinde. Yani hiçbir şekilde ölmeyecek bir sektör. Sürekli kendini yenileyen bir sektör. Biz insanoğlu olarak da o kadar çok alıştık ki teknolojiye. Eskiden böyle değildi yani. Bizim dedelerimizin, işte babalarımızın zamanında. Şimdiki çocuklarımız daha farklı şeyler istiyor. Evet. Yani kendini yenileyen bir sektör, yenilemek zorunda. Sürekli ihtiyacımız olan bir sektör. Zaman konusunda aslında yani, bize oldukça fazla yardımı oluyor değil mi? Tabii, eşyalarının, beyaz eşyaların. Her konuda illaki yani. Şimdi demin de dedim ya bu robotların. Evet. Hayatımızı çok kolaylaştırdı. Şimdi bugün mesela bir elektrik süpürgesi. Hiç uğraşmayın, kendi kendine bırakıyorsun, kendini süpüren süpürgeler var eve. Tencerenin içerisine yemeği bırakıyorsun, kendini pişiriyor. Kapatıyor. Fırınlar ona keza, teknoloji o kadar ilerledi ki yani ölmeyecek bir firma ve yani ben onun sonunu görmüyorum. Sonsuz. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe yaşayacak. Çünkü teknolojiyle de içli dışlı olduğu için ürünler. Evet. Artık tamamen teknolojiyle birebir yani ürünler, beyaz eşyalar bile teknolojiyle evlendi diyelim artık. Bugün elektronik teknoloji, telefon teknolojisi diyelim, internet teknolojisi tamamen onların içine girdi. Bugün oturduğumuz yerden, telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan artık onları yönetebiliyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Yani büyük bir sektör. Kesinlikle öyle. Ahmet Bey, 2019 Mavi Spot için nasıl geçti? 2019 yılı Mavi Spot olarak oldukça başarılı geçti. Maşallah. Ve sürekli yani hedeflerimizi ileriye taşıma fırsatı oluşturmuştur. Hı hı. 2020 hedefleriniz neler peki? Şimdi şu da yeni yıla da çok fazla bir şey kalmadı. 2020 hedefimiz şu anda mevcut şube sayılarımızı Çukurova'nın diğer ilçelerine de yeni mağazalar açarak genişletmeyi düşünüyoruz. Yani biz Mavi Spot ailesi olarak tüketicilerin kolay ve hesaplı alışveriş yapabileceği mağazalar zincirlerini her noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. 2020 o zaman yeni bir şube gelebilir. Yani bunun, sürpriz. Evet, sürpriz. Her an. Bunun altyapısını duymuş olduk. Aynen. Bakalım biz de hayırlısını yani diyelim inşallah. 2020'de çok büyük şeyler bekliyoruz. Yani ben şunu söyleyeyim, bir tane de değil şubelerimiz. Tabii. Yani şu an araştırma içerisindeyiz. Hı hı. Yani lab diye bir yere bir şey açmıyoruz, araştırıyoruz. Evet. Biz ilk Adana'da başlanıldığında bu işe, ya işte Adana yeter. Teknoloji bak ne kadar önemli. İnternet ortamına düştükten sonra, oraya sayfalarımızı açtıktan sonra diğer illerden de istek gelmeye başladı. İşte tabii ilk etapta aç açmaz ürünleri görüyor tüketici. İşte şu ürün ne kadar, bu ürün bakıyor ama sonradan Adana'da duyunca şok oluyor. Ya işte Adana mıydı? Biz bakınca işte Mersin sanmıştık veya İskenderun sanmıştık. Biz de ilk etapta baktık, istek çok. Dedik
Acaba Mersin'e de mi açılsak? Uzak bir yer değil dedik. Mersin'den çok müşterilerimiz geliyordu daha önce Adana'ya. Evet. Özellikle çeyiz paketlerinde falan gelen çoktu yani. Dedik hizmeti Mersin'e iletelim. O amaçla geldik buraya da zaten. Baktık Mersin'de çok büyük ilgi görüldü. Gerçekten. Yani bu geçtiğimiz yılda 2019 olsun, 18 olsun çok başarılar, kendi düşüncelerimizden çok fazlasıyla yollar kat ettik. Halk istiyor. Ucuz olsun, kaliteli olsun, bunun bilincine vardı. Şimdi biz neyin bu sefer araştırmasına geçtik? Şimdi Mersin'e gelince baktık işte Erdemli tarafı Anamur'a kadar. Şu anda Anamur'a kadar ürünlerimizi gönderebiliyoruz yani. Ulaştırabiliyoruz. Çok güzel. Ama tabii haliyle Mersin'e aynı gün içerisinde iletebiliyoruz ama orası ister istemez bir gün alıyor. Evet. Onu da aza indirmek için ya yani iki gün üç güne işte bir orta yer mesela düşünüyoruz yani yakın hepsinin ortası bir yer. Artık yetişemiyoruz buralara. O amaçla. İstiyor da tüketicilerimiz de istiyor. İşte neden yani bizim buralara bir tane bir yer açmıyorsunuz? Neden şuraya da? İşte biz de ilk etapta düşünmüyorduk. Onların da çoğunluğun istemesi neticesinde böyle bir kanıya vardık. Evet. Yani bir değil yani birkaç tane olabilir. İnşallah Allah nasip ederse. İnşallah hayırlısı olsun o zaman. Yani biz yetişmeye çalışıyoruz. Merak etmesinler. Çok güzel. Çok yaylalara bizde şey yok bir de sınır yok. Biz ürünlerimizi bizim bir de farkımız ne onu da söyleyeyim. Çoğu ürünlerimizi genelde ağırlıkta mesela servislerin haftada bir gündür yayla zamanı yaylalara hı-hı. servisleri o gün ancak ürünü götürebiliyorlar. Hı-hı. Ama bizde o yok. Biz kendi servis ağımız var. Müşteri bugün istiyorum dediğinde bugün bir gözneye bugün bir ayva gediğine veya Erdemli'de Erdemli yaylalarına, hacı alanına kadar aynı gün ürün götürebiliyoruz. Çünkü kendimizin özel servisimiz var. Kendi taşıyıcılarımız var. Hı hı. Yani bekletmeden götürebiliyoruz. Çok güzel. O avantajları da oluyor. Evet. Yani her türlü müşteri memnuniyeti, %100 müşteri memnuniyeti diyoruz. Çok onların güzel. Memnun edebilecek bütün altyapıları sunuyoruz onlara. Evet. Çok sürmeye güzel. De devam edeceğiz. İnşallah. Ahmet Bey, bir tüketici olarak neden mavi spotu, neden mavi beyaz eşyayı tercih etmeliyim? Yani başta mavi spot bir ayrıcalıktır. Kesinlikle. Yani hesaplı, kaliteli, %100 müşteri memnuniyeti, Ayrı Bey'in de dediği gibi. Bu şekilde yani. Evet. Siz ne eklemek istersiniz? Kalite, kalite kardeşim diyorum. Bizde kalite, bizde... Kalite candır. Güler yüz, sıcaklık, aile ortamı. Yani üzüleceği bir konu sanmıyorum yani. Üzmemek için elimden geleni yaparım. Yaparız aile olarak. Yani üzülmeyecek kesinlikle bizde ürün alanlar. Kaliteye kavuşmuş olacak. Ucuz ürünlere kavuşmuş olacak. Yani her zaman haklısınız müşterilerimiz diyoruz. Sizi mutlu etmek için elimizden ne gelirse yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani ekleyeceğim şeyler bunlar. Yani ayrıyız. Ayrıcalıklıyız diyoruz. Mavi spot ayrıcalıktır. Kesinlikle. Diyoruz bu halde, öyle mi? Yani mavi spottan alışveriş etmek de bir ayrıcalıktır. Onu da diyeyim. Oo, güzel oldu. Tabii bize yani o da bir ayrıcalıktır. Evet. İnanın mutlu olarak döneceklerine inanıyorum. Kesinlikle. Yani bugün evli çiftlere diyorum mesela, eğer evde tartışıyorsanız eşinizle gelin bizden bir şeyler alın, mutlu bir şekilde dönün evinize. Güzel, mantıklı. Tabii hiç bak tartışma bir şey kalmaz. Yani. Çok güzel. Evlenmeyi düşünenlere diyorum, çok çabuk yani düşünmeyin, rahatlıkla yani işte gözünüzde büyütmeyin. Her şekilde paketler sunuyoruz, her şekilde. Yani işte çok para gidecek, işte çok masraf olacak, her keseye, her bütçeye uygun paketler sunuyoruz. Yani illa bizim sabit bir paketimiz yok. Her şekilde yardımcı oluyoruz.
Paketleri karıştırabiliriz. Mesela illa kardeşim ben A firmasının ürünleri işte ya şu benim hoşuma gitti de şunun B firmasınınki. Onu da karıştırabiliriz. Yani çare çok bizde. Tüketici memnun etmek kesinlikle için kesinlikle her şekilde rahatlıkla teklif edebilirler. İstedikleri ürünleri istedikleri markalarla birleştirebiliriz. Paket haline getirebiliriz. Biz evlendiriyoruz. Yuva kuruyoruz. Güzel. Oradan da inşallah dualar alıyoruzdur. Yani mutlaka. Çok yardımcı oluyoruz inan yeni evli çiftlere, evleneceklere. Sesleniyoruz. Yani hiç düşünmeden gelebilirler. Yani beyaz eşya alırken sadece fiyatıyla değil. Beyaz eşyalarını alırken yani evlerine sonra gitmeden tabii. Gelinliklerini bile giydiriyoruz. Gelinlik mağazamızdan. Evet, evet. Giydiriyoruz. Her şekilde hazırlıyoruz. Çok güzel. Yani satış sonrası hizmetler de çok önemli yani bu konuda. Tabii tabii satış sonrası. Şimdi bir de şey var bizim yani onu da bilmiyorum. Eklemek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi bir mağaza ürünü satıyor. Servise yönlendiriyor. Servisten garantili oluyor bir ürün. Nereye kadar müşteri buradan tatmin oluyor? İşte burada biz devreye giriyoruz. Mavi spot olarak. Biz işte sattık. Oradan sadece servis bundan sonra sorumlusu demiyoruz. Zaten çoğu ürünlerimizi biz nakliyesinde kendimiz yaptığımız için evlerine kadar iletiyoruz. Ürünleri önceki sohbetimizde, daha önceki sohbetimizde de az önce de bahsettiğim gibi sadece servis garantisi olarak görmesinler. Garanti biziz firma olarak. Bunu üzerine vurgulayarak söylüyorum, garanti biziz. Hiç korkmadan, acaba servis bunun peşini takip, işte servis bunu karşılar mı? Servis bize işte başından savmak için bir şey yapar mı? Hiç düşünmesin. O konuda da servis konularında da şikayeti olan tüketicilerimiz varsa rahatlıkla bize şikayette bulunabilirler. Yardımcı oluruz. Elimizden geleni yaparız. Çünkü biz onlarla sürekli, yani bir kez alışveriş olsun amacımız yok yani. Sürekli olsun. Komşusu gelsin, nasıl arkadaşı gelsin, akrabası kardeşini getirsin yani. Sürekli kendisi değiştirirken gelsin, sohbet için gelsin. Nasıl gelecek? Memnun olursa gelecek. Memnun edersek gelecek. Ben de o yüzden zaten hep diyorum ya, mavi spot ayrıcalığı, aile ortamı, sıcak ortam diye. Yani servis gibi, servisin bazı çözemediği konular da oluyor. Orada mavi spot olarak elimizi koyuyoruz ve yapılması gerekecek en ucu noktasına kadar, yani müşteriyi memnun etme derecesine kadar yardımcı oluyoruz. Yardımcı ondan emin olsunlar. Yani bizi ikinci bir garanti olarak görsünler. Bak ürünlerimiz sıfırdır, servis garantilidir, artı mavi spot, spot garanti. Beyaz eşya garantilidir. Çok rahatlıkla güzel. Bunu vurguluyorum yani. Çok güzel. Yani dertlere dinlemeye açığız yani o konularda. Ondan emin olabilirler. Efendim her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Biz de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. O yüzden son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Son olarak eklemek istediğim bir şey, müşterilerin araştırma yapmasını rica ediyoruz yani. Bence araştırmak güzel bir şeydir. Kesinlikle öyle, katılıyorum size. Bilinçli bir tüketici araştırmaları ve araştırmaları doğrultusunda en uygun ürünü zaten kendisi bulacaktır diyorum. Siz şimdi ne diyorsunuz Aydın? Biz ürünlerimizde zaten ürünlerimizi sergilerken sadece kendi satış fiyatlarımız yazmaz bizim ürünlerde. Şimdi tabii yaşlı müşterilerimiz geliyor, okuma yazması olmayan müşterilerimiz de geliyor. Her türlü müşteri geliyor. Onlara da yardımcı olmak zorundayız. Veyahut da internet kullanmıyor, bilmiyor. İnternet ne diyen daha çok müşterimiz de var. Biz satışlarımızı sunarken müşteriden önce araştırmamızı biz de yapıyoruz zaten. Müşteriye o konuda da yardımcı oluyoruz. Bizim fiyatlarımızda, her ürünlerimizde internetten çıktısını aldığımız en ucuz nokta larda satışa sunulan aynı serideki ürünlerin fiyatlarını da sergiliyoruz. İşte filan yerde çoğunlukta işte ismi geçen firmaların da fiyatlarını da sunuyoruz. Müşteri rahat olsun. Yani kendi bir araştırmada zorlanırsa
ekran çıktılarını onları sürekli değiştiriyoruz. Bugün güzel. A firmasının, ertesi gün B firmasının. Yani onlarda da yardımcı oluyoruz. Tek fiyat değil yani. Üçünün fiyatını, dört fiyatı birden görebiliyor. Filan yerde nasıldı ki fiyat? Filan yerde nasıldı ki? Ha serbesttir. Ha bizde bir de bizim alnımız açık. Rahatlıkla söylüyorum. Bizdeki ürünün kesinlikle ucuz olduğunun kanısına en başta gelen tüketiciye belli eder zaten o. Zaten araştırmış müşteri geliyor. İşte hemen direktman şu ürünlerden istiyorum diyor. İşte çok geziyorum müşteri. Anlıyorum ki o araştırmadan gelmiş. Şimdi bakın diyorum, not edin rahatlıkla. Resimde çekebilirsiniz. Ama piyasayı araştırmadan ürün almayın. Özellikle de söylüyorum bak. Ben o müşteri kaçmış diye düşünmem. Araştıran müşteri %99 ürün almadan çıkmaz bizden. Eğer gerçekten araştırıp geldiyse. Ve lütfen araştırın. İşte bazen diyor ki ya işte bura nasıl spot? Ucuz olması lazım falan filan gibi laflar duyuyoruz. Tabii onlara da nezaketli bir şekilde lütfen araştırmanızı yapın veyahut da işte telefonunuzdan buyurun serbestsiniz veya serisini okuyorum veya açıyoruz gösteriyoruz. Buradaki fiyatlar bunlar. Yani rahat olun. Kırılmayız, darılmayız. Benim sattığım bir ürün şimdi olabilir. Şimdi diyor ki misal 55 ekran televizyon filan yerde şu. Eğer aynı özellikteyse ben her zaman garanti veriyorum o ürünü benden aşağı bulursa bir indirim daha, %5 bir indirim daha yapacağım. Bulabilirse. 55 ekran televizyon 55 ama birinde uydulu var, birinde internet bağlantılı var. Evet. İşte bunu yani sadece fiyat alıp gelme değil, özellikleriyle araştırılırsa farkını o zaman görür. Evet. Hepimiz yani görürüz de diyorum. Ricam tüketiciden bu yani. Kesinlikle ucuz diyorum biz de, kesinlikle piyasadan aşağı. Çünkü biz sürümden kazanma hedefli bir firmayız. Sürümümüz çok olsun, müşteri ağımız genişlesin. Kar oranlarımızı da düşük tutuyoruz zaten biz. Yani ürünleri biz spot olarak alıp spot olarak satıyoruz ama kar oranlarımızı da düşük tutuyoruz. Biz mutlu oluyoruz. Az kazanalım öz kazanalım ama çok insan kazanalım. Biz öyle de çok mutluyuz. Çok güzel. Yani ondan emin olabilirler. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biz bugün teşekkür ederiz. Programımızın biz de size teşekkür ediyoruz. Olduğunuz için çok sağ olun. Efendim her güzel şeyin bir sonu vardır derler. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın ve İçer TV'de kalın. Mavi Spot'tan muhteşem kampanya. Lüksel Ankastre cam setiyle mutfağınızı yenileyin. Ocak, fırın ve davlumbaz sadece 1399 lira. A+ enerji sınıflı, har teknolojisine sahip 4 pişirme fonksiyonlu turbo cam fırın. Gaz emniyetli, kendinden çakmaklı cam ocak. Yüksek emiş gücüne sahip cam davlumbaz. Siyah ve beyaz iki farklı renk seçeneğiyle sadece 1399 lira. Kredi kartına taksit imkanıyla. Ayrıca ücretsiz teslimat ve kurulum. Kampanyamız stoklarla sınırlıdır. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.